Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız ve bu kez gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Hem 10 kişi kaldığı bir maçta derbi galibiyeti elde ederken rakibine tam 4 gol atması deplasmanda Beşiktaş'ta yüzleri güldürdü. Ama Beşiktaş durmak bilmiyor. Bir yandan önümüzdeki maçlara hazırlanıyor, bir yandan transferle ilgili çalışmaları sürdürüyor. Önemli bir imzayı attırmak için de ciddi bir çaba sarf ediyor. Bütün bunları bu videomuzun içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Önce isterseniz süre kısa kaldığı için öyle söyleyelim. Cuma akşamı saat 19.30'da Beşiktaş Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maç öncesindeki genel tabloya bir bakalım. Merak edilenler neler onlara bir bakalım. Sonrasında transferle ilgili gündemi de paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle sakat ve Covid-19 olan oyuncuları söyleyelim. Gökhan Tören'in, Laiç'in ve Hasiç'in, Hasiç'te Covid-19 olduğu için çalışmalara katılmadığını söyleyebiliriz. Yani onlar bu karşılaşmada oynama şansı olan oyuncular değil. Ama Vida'nın dönmesi, Wellington'ın zaten Fenerbahçe maçında sonradan oyuna girmesi bir anlamda eksiklerin tamamlanmasını sağlıyor. Bir de üstelik Dorukhan'la Ersin Destanoğlu da döndü. Merak edilen sorulardan biri şu, yanıt arayan sorulardan biri şu. Acaba Utku devam edecek mi yoksa Ersin Destanoğlu kaleyi alacak mı? Bu noktada benim aldığım bilgiler Utku'nun devam edeceği doğrultusunda. Çünkü şansını iyi kullandı. İki maçta evet Beşiktaş kalesinde 5 gol gördü ama bu gollerde Utku'nun hatası olan bir pozisyon görülmedi. Dolayısıyla Utku'nun devam edeceğini düşünüyoruz. Radikal bir karar olmazsa, sağlıkla ilgili ya da diğer konularla ilgili herhangi bir şey olmazsa. Şimdi devam edelim isterseniz. Maçtan gün içerisinde neler gelişti onlara doğru dönelim. Önce bir kere o küçük bilgiyi sizlerle paylaşalım. Daha önce yöneticilik de yapan Erol Kaynar hem danışman hem iletişim ve medya danışmanı olarak görev aldı bir ekiple birlikte. Hayırlı olsun diyelim çünkü kulüplerimizin iletişim çağında bu tür iletişimi sağlıklı yapabilecek, üstelik de Süleyman Seba'nın tedrisatından geçmiş bir kişiyle bu işi yapıyor olması gerçekten değerli, onu söyleyebiliriz. Hayırlı olsun Beşiktaş'a çünkü artık tek ağızdan ses çıkacak diye düşünüyoruz ya da toparlanarak derli toplu bilgiler paylaşılacak diye düşünüyoruz. Önce bu bilgiyi aktaralım istedim. Yine şöyle sırayla gidelim. Yine bir iki gün içerisinde gerçekleşti bu olay. Ahmet Nur Çebi'nin Mustafa Denizli ile görüştüğü, işte onun sportif direktör olarak ya da takımda önemli bir görev vererek görevlendireceği konusu gündeme geldi. Bu konuda çeşitli tepkiler de oluştu. Onun üzerine Ahmet Nur Çebi, Mustafa Denizli ile herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini, bunun gerçek dışı olduğunu, hocamıza sahip çıkıyoruz, onunla beraber yola devam ediyoruz açıklamasını yapıp bu konuyu kapatmış oldu, öyle söyleyelim. Gelelim bir başka önemli isme, Atiba'ya. Atiba sanki böyle Benjamin Button, yani giderek gençleşiyor, yani yaşlanmak yerine gençleşiyor ya da yaşlanma da demeyelim, tecrübelenme diyelim. Hatta onunla ilgili Şenol Güneş'in de bir açıklaması oldu. Şenol Güneş Atiba'yı Trabzonspor istedi, gidiyordu ama ben engelledim dedi. Şimdi ne kadar da doğru bir karar olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tam 8 yıldır Beşiktaş formasını başarıyla terletiyor ve Atiba'nın söylediği bazı sözler var, bazı açıklamalar var. Bacaklarım uzun olduğu için bana ahtapot diyorlar diyor. Yani ahtapot, gerçekten de biz tabii onu topları önlerken yaptığı hamlelerden dolayı böyle söylüyorduk. 1-2 yıl daha oynamak istiyorum diyor. Sonrasında da teknik kadronun içerisinde yer alacak. Ayrıca şunu da söyleyelim. Çubuklu formamla, eğer bir heykelim dikilecekse, nereye dikildiği önemli değil, çubuklu formamla şampiyonluk yaşadığımız formayla heykelimi dikerlerse bundan mutluluk duyarım diyor. Kim mutluluk duymaz, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Şuradan devam edelim. Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya bir uyarı geldi.
Biliyorsunuz Joseph de Souza o bekleme dönemini, işte dönüşteki bekleme dönemini attıktan sonra gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Ancak Denizli Spor maçında kırmızı kart görmüştü. Şimdi Fenerbahçe maçında yaptığı hareket de Tugay Kaan Numanoğlu'nun dikkatinden kaçtı. Bunun üzerine Beşiktaş teknik heyeti Joseph de Souza'ya sana ihtiyacımız var. Bu tür davranışlardan kaçınmalısın, bu tür sertliklerden kaçınmalısın diye uyarıda bulundu. Gerçekten de Joseph de Souza önemli bir iş yapıyor. Atiba ile birlikte o görevi çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Derbi öncesi yine gündeme gelmişti. Biz burada anlatmıştık Abubakar'la ilgili, Abubakar'ın performansı ile ilgili. Hepiniz biliyorsunuz Sergen Yalçın şöyle bir cümle söylemişti Abubakar'a. Büyük futbolcular büyük maçları kazandırır demişti. Nitekim işte büyük futbolcu olma noktasında önemli bir işaret verdi Abubakar. Dedi ki bak ben büyük futbolcuyum, çıkarım maç kazandırırım dedi. 20 dakikada attığı 2 golle bir anlamda maçın kırılma noktasına imza atan oyuncuydu. Herkes de merak ediyor. Nasıl oldu da Abubakar bu kadar kısa sürede ve derli toplu bir hale geldi. Beşiktaş'ta gündeme damga vuracak isimler arasına girdi. Çok net bir konu söyleyebiliriz bu noktada. Bir kere diyet yapıyor. Gerçekten kulübün verdiği diyet programına harfiyen uymaya çalışıyor. Ayrıca Kamerun'dan ailesiyle beraber akrabalarını da getirdi. Yani evde bir iç huzur ortamı oluşturdu. Ev ortamını da daha derli toplu hale getirdi diyebiliriz. Bunun dışında evde bir spor düzeni oluşturdu. Bir fitness salonu gibi ve orada evde çalışmalarına devam ediyor. Yani kulüpte çalışmasının dışında COVID nedeniyle hem kendisini koruyup hem de evde çalışıyor. Ve uyku düzenine de çok dikkat ettiğini net bir şekilde vurguluyor ki bunlar oyuncunun gelişmesi ya da işte çabuk dönüşü açısından sakatlık sorunlarından kurtulması açısından çok önemli işler diyebiliriz. Buradan geçelim şimdi transfer tarafına doğru. Transfer tarafında da ilginç olaylar var. Beşiktaş transferde tabii ki devre arasında transferler yapacak. Ama şöyle söylüyor. Daldaki kuştan daha önemlisi olan eldeki kuş diyor Beşiktaş. Ne demek istiyorum onu açıklamaya çalışacağım. Daldaki kuştan kastımız şu, yeni gelecek oyunculardan bahsediyoruz. Devre arasında gelecekler, takıma uyum sağlayacaklar. Bu noktada da Beşiktaş'ın çalışmaları var. Yani işte santrafor çalışması var Halil Dervişoğlu üzerinde, onları söylemiyorum. Ama önceliğe Beşiktaş eldeki oyuncuların Beşiktaş'ta kalmasını sağlamaya yönelik bir çalışmayı başlattı. Sergen Yalçın dedi ki bana hemen Rozier'i alabiliyorsanız alın, isterseniz satın alın, isterseniz kiralık alın dedi. Birinci hamlesi bu oldu. Peki Rozier alınabilir mi ona bakalım. Dijon'dan Sporting Lisbon'a 5 milyon euroya gitti. Bir yıllık kiralığı var. Sergen Yalçın toptan alınmasını istiyor ama olmazsa hiç olmazsa diyor bir yıl daha kiralayalım, bir sözleşme imzalayalım diyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Beşiktaş'ın onun için ayırabileceği ücret de planlamada 2 ya da 3 milyon euro aralığında bir bonservis ücretiyle alınabilirse Beşiktaş buna evet diyecek. İkinci oyuncu yine eldeki oyunculardan çok değerli bir oyuncu Gezal. Gerçekten de çok kısa sürede damga vurdu Beşiktaş'a ve o kanadı, sağ kanadı müthiş çalıştırmaya başladı. Dolayısıyla yani vazgeçilmez oyunculardan biri oldu. Gezal da Leicester City'nin oyuncusu. Tabii onu almak biraz daha zor. Biri 5 milyon euroya almıştı bonservisini. Onun bonservisini Leicester City 14 milyon euroya aldı. Dolayısıyla yani onun bonservisini almak zor ama kiralama için de bir an önce bir yıl daha uzatıp oyuncunun da kafasını bu olaylara takmadan Beşiktaş'a katkısını sürdürmesini istiyor Sergen Yalçın. Tabii bu noktada aldığı ücret 2.4 milyon euro alıyor Leicester City'den. Yani buna benzer bir ücret alabilir ve oyuncu da gerçekten çok mutlu. Türkiye'de oynamaktan, hatta milli takıma dönme durumu söz konusu olduğu için de yani Beşiktaş'ta oynarsam ciddi bir mesafe kat edeceğim düşüncesinde. Bu noktada ikna edilmesi
kolay, önemli olan Lester'ın nasıl ikna edileceği. Şimdi gelelim son haberimize geçiyoruz. Bugün bir röportaj vardı Sergen Yalçın'la. Sergen Yalçın'a bazı sorular sorulmuş Beşiktaş maçıyla ilgili. Ama o sorular içerisinde enteresan bir konu var. Diyor ki Beşiktaş coşarsa ben de coşarım diyor. Yani o kenardaki atmosferini, kenardaki hareketlerini sorunca Beşiktaş coşarsa ben de coşarım diyor. Dolayısıyla Beşiktaş gerçekten coştu ve Sergen Yalçın'ın da coştuğunu söyleyebiliriz. İşte tam bu noktada çok önemli bir imzadan bahsedeceğim. Belki de Beşiktaş'ın en görkemli imzası, en değerli imzası ortaya çıkacak. Biliyorsunuz Ahmet Nur Çebi, Başkan Ahmet Nur Çebi bir açıklama yapmıştı. Sergen Yalçın ne zaman isterse o zaman gelir, biz sözleşmesini uzatırız. Bizim için problem yok demişti. Buna karşılık Sergen Yalçın da şu cümleyi kurmuştu. Ben Beşiktaş'ta imza atmadan da çalışırım. Benim için Beşiktaş ayrı bir yer teşkil ediyor. İmza olur olmaz çok önemli değil demişti. Ama bütün bunların ötesinde son haftalardaki bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetimi toplandı ve bir karar aldı. Sergen Yalçın'a imzayı attıracak. 1+1 yıllık bir imza daha attırılacak ve Sergen Yalçın'ın da en azından artık herhangi bir sorun olur mu olmaz mı gibi kamuoyundaki tartışmaları Sergen Yalçın nezdinde ve kulüp nezdinde ortadan kaldırmış olacak. Yani Beşiktaş en değerli imzayı da Sergen Yalçın'a attıracak. Günü belli değil ama en kısa sürede gerçekleşeceğini vurgulamamız gerekiyor. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Değerlendirme ve yorumlarınızı da her zaman bekliyoruz. Futbol dolu günlerle kalın, hoşça kalın.